Merhabalar herkese. Future of Work 2021 Summit'te sizlerle buluşmak çok güzel. Bugün dijital mobbing ve iş etiği konusunu inceleyeceğiz. Hep beraber bir sunumum var çok kısa. Sizlere onu yansıtacağım. Öncelikle bugün 10 Aralık 2021 tarihindeyiz. İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz. Uluslararası İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz. Bu vesileyle tüm katılımcıların, tüm panelistlerin İnsan Hakları Günü'nü de kutluyorum. Bugün dijital mobbing konusunu işleyeceğiz. Tabii biz genel olarak mobbing konusuna değiniyoruz. Yani mobbingin ne kadar yıkıcı olduğunu hem kamusal alanda hem özel sektörde bunun farkındayız. Hatta zaman zaman mobbing insan hayatının sonlanmasına kadar, intiharlara kadar varan ciddi toplumsal sorunlardan biri. Terim yabancı bir terim. Direkt hani mobbing olarak kullanılıyor. Yakın zamanda da çok popülerleşti. Yargı kararlarına da yansıdı. Türkçesi ne diyebiliriz diye düşünürsek bezdiri veya yıldırma olarak çevrilebiliyor. Nereden çıkmış mobbing kavramı diye sorarsak kendisi bir bilim insanı olan Heinz Liman'a göre bir veya birkaç kişi tarafından bir diğer kişiye yönelik sistematik bir biçimde düşmanca ve ahlak dışı bir iletişimin yöneltilmesi olarak psikolojik terör olarak tanımlanabiliyor. Heinz Liman aslında doğada böyle kuşları araştırırken, vahşi hayvanları araştırırken bu davranış biçimini toplumda da insanlar arasında da olduğunu görüyor ve mobbing kavramını böyle tasarlıyor. Temel unsurları nedir mobbingin diye bakarsak bir kere en sık karıştırılan noktalardan biri bir sefer değil sistematik olarak yapılmalı, iş yerinde gerçekleştirilmeli veya iş ortamı içinde veya uzaktan çalışma sırasında iş sırasında gerçekleştirilmeli, bir süredir devam ediyor olmalı. Yani gene işte tek seferlik veya kısa bir dönemlik değil, işte belli bir süreden itibaren devam etmesi, mesela işte 6 ay gibi, 1 yıl gibi veya daha uzun süreler devam etmesi uygulamada aranıyor. Kasıtlı olarak yapılması, herhangi bir ihmalden dolayı veya kasıt olmayan bir durumdan dolayı yapılmaması lazım. Ve bireyi bulunduğu iş yerinden uzaklaştırmaya niyet olması lazım. Bizim de uygulamada gördüğümüz şekilde mobbing uygulanan mağdurun aslında tazminatsız bir şekilde kendisi istifa etmesi için bezdirilmesi, yıldırılması şeklinde iş yerinden uzaklaştırılması amacı taşıyor. Örnekler nelerdi diye çok hızlı bakarsak, işte dışlama, aşağılama, dedikodu, iftira, tehdit, şiddet bazen görüyoruz. Manevi değerlerin alaya alınması, işte kariyerde ilerlemenin durdurulması, bazen işte iş araçlarının kendisiyle paylaşılmaması, işte toplantılara alınmama, çok gereksiz ve fazla diğer şirkette çalışanlara göre iş yükü verilerek kariyer ilerlemesinin durdurulması gibi durumlarla çok fazla karşılaşmaktayız. Türlerine bir bakalım. Dijital mobbinge geçmeden önce bir mobbingin türlerine bakmak istedim. Biz normalde genel olarak her zaman şunu konuşuyoruz. Düşey mobbing, yani hiyerarşik olarak üstün hasta yaptığı mobbing. Yani direktörün işte altında hiyerarşik olarak daha altta bulunan işte uzmanlara yaptığı veya daha kendine bağlı raporlayan çalışanlara yaptığı mobbingden bahsediyoruz. Ancak bir de yatay mobbingden bahsetmemiz lazım. Yani benzer görevde aynı hiyerarşik seviyedeki kişilerin birbirine uyguladığı mobbing vakalarını da görüyoruz. Bir de aslında ülkemizde çok konuşulmayan, dünyada da yeni yeni konuşulmaya başlayan bir ters mobbing konusu var. Bu da çalışanın yöneticiye karşı yaptığı, çalışanın veya bir grup çalışanın yöneticiye karşı yaptığı bir zorlama davranışını görüyoruz. Bu da uluslararası şirketlerde insan yönetimiyle ilgili KPI'leri olan, yani başarı faktörleri olan yöneticilerin başına bazen gelebilen durumlar olabiliyor. Çünkü bazen bazı çalışanlar kendisi yönetici olmayı bekliyorlar. Bu arzuları gerçekleşmeyince dışarıdan gelen bir yöneticiye işte bazı hasmane tutumlar sergileyebiliyorlar. İşte bilgi saklama gibi, işte toplanıp herhangi bir iş direktifine uymama gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar da bazen ters mobbing olarak değerlendirilebiliyor. Zaten farklı farklı türleri olduğundan bahsettik. Peki kurumlara nasıl zarar veriyor bu mobbing? Ciddi zararlar veriyor. Hem manevi zararlar, hem işte sağlığın bozulmasına, hatta işte ölüme kadar
giden sıkıntılı süreçler yanında şirketlere nasıl zararlar veriyor? Yetişmiş personeller işten ayrılıyor. Yetişmiş personel işten ayrıldığı zaman şirket en önemli kaynaklarını ve geçmişini kaybetmiş oluyor. İşten çıkarılan kişilere ödenen ciddi tazminatlar oluyor. Mobbingden dolayı da manevi tazminat davaları açılıyor. Performans düşüklüğü, kuruma olan güvenin kaybolması ve özellikle bu yılın en moda kavramlarından biri sürdürülebilirliğin azalmasını görüyoruz. Mobbingle mücadele nasıl olur dersek, burada hem bireysel olarak işte çevremizde gördüğümüz, dile getirdiğimiz konular olabilir. Toplumsal olarak bu konuda farkındalık olabilir ve şirket veya örgütsel olarak mücadele yöntemlerini görmekteyiz. Ülkemizde ciddi miktarda artan mobbing vakaları var. Bunu özellikle Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı sitelerinden aldım. 2017'ye kadar veri vardı. Sizin de gördüğünüz gibi 2011 ile 2017 arasında parabolik bir büyüme var mobbing vakalarında ve özel sektörde olduğu kadar kamuda da çok fazla görülüyor. Özellikle sağlık sektöründe, işte hastanede çalışan, sağlık çalışanlarında uygulanan bazı durumlarda görebiliyoruz. Kamuda da ciddi oranda görülmeye başlanıyor mobbing. Türk hukukunda farklı düzenlemeler yer almış. Anayasada, iş kanunumuzda, borçlar kanunumuzda, medeni kanun ve ceza kanununda ilgili hükümler var. Anayasaya hemen hızlıca bakarsak, temel maddelerimiz zaten insan haklarını korumaya, yani kişinin dokunulmazlığını, maddi ve manevi varlığını korumaya yönelik düşünce ve kanaat hürriyeti, çalışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma şartları ve dinlenme hakları ile ilgili maddeler olduğunu görüyoruz. İş kanununa baktığımızda tabii ki çalışma hayatını en çok ilgilendiren kanunlardan biri iş kanunu. İş kanununda direkt bir mobbinge bir atıf yok. Mobbing şudur veya budur diye bir tanım yok ama benzer kıyasla uygulayacağımız hükümler var. Mesela 5. madde iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik ve benzeri sebeplerle dayalı ayrım yapılamaz diyor. Biraz da mobbing uğrayan kişilerin ayrımcılığa benzer hareketlerle uygulandığını düşünürsek bu madde direkt ilgili olabilir. Borçlar kanunumuzda son yıllarda yapılan düzenleme ile aslında direkt mobbing tabiri kullanılmasa da psikolojik taciz olarak bir ifade kullanıldı. Burada da işverene yani şirketlere hizmet akitlerinde, iş sözleşmelerinde işçinin kişiliğini korumak, işçiye saygı göstermek, işçinin dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlamak, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlü kılıyor. Bu direkt şirketlerin yöneticilerini yükümlü kılan kanunlardan biri. Zaten davaların da temeli aslında hem iş kanununun genel prensipleri hem de borçlar kanununun bu 417. maddesine dayanıyor mobbing ile ilgili açılan davalarda. Gene Türk Ceza Kanunu'nda benzer kanunlar, kurallar var. Burada da ekranda slide değişmiyor demişsiniz ama yeni gördüm. Neden kaynaklandığını bilmiyorum açıkçası. İsterseniz bir daha kapatıp açabilirim. Bilgisayardan kaynaklı bir şey olabilir. Şu an acaba görünüyor mu? Neyse, slide'ı daha sonra paylaşırım. Zamanımız da az olduğu için hızlı ilerleyeyim diye düşündüm. Türk Ceza Kanunu'nda da özellikle mobbing'e konu olan eylemlerle ilgili benzer suçlarla alakalı düzenlemeler var. Mesela eziyet suçu, işte huzur sükunu bozma, hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, iş ve çalışma özgürlüğünün ihlali gibi düzenlemeler mevcut Türk Ceza Kanunu'nda da. Yani mobbing failleri Türk Ceza Kanunu'ndaki suçlardan da cezalandırılabilir. Peki mobbing uğrayan birisinin hakları nelerdir diye bakarsak, iş sözleşmesinin hakkı nedenle fesli. İşçi feshine rağmen işe iade davası açma hakkı, manevi tazminat isteme hakkı, mobbing eyleminde bulunan kişi veya kişileri direkt dava etme hakkı. Yani hem şirketi dava edebilir mobbing mağduru hem de bu kendisine fiili gerçekleştiren kişileri kişisel olarak da dava edebilir. Maalesef slide değişmiyormuş ama neden kaynaklandığını bilmiyorum. Az önce başka bir sunumdaydım ama orada değişiyordu.
Dolayısıyla ben en iyisi sunumu sizle paylaşayım. Biraz daha sunumdaki konuları sözlü olarak anlatmaya çalışayım. Şimdi dijital mobbingden biraz bahsetmek gerekirse, dijital dünya gitgide hepimiz için, işte işin geleceği açısından çok önemli kavramlardan biri. İşte gün geçmiyor ki yeni bir gelişmeden bahsedelim. İşte yapay zekadan bahsediyorduk. Onun şirketlere entegrasyondan bahsediyorduk. İşte gelecekte belki azalacak veya yok olacak mesleklerden bahsediyorduk. Şimdi de aslında dijital dünya ile beraber, işte pandemiyle beraber çok fazla dijital işlerin dijital olduğunu, özellikle beyaz yaka çalışanların daha çok uzaktan çalıştığını, dijital yollarla çalıştığını görmekteyiz. Ve artık veri hepimiz için yeni bir petrol kaynağı. Özellikle 2000'li yılların başına baktığınız zaman dünyanın en büyük şirketleri enerji şirketleriyken, şu anda dünyanın en büyük, en karlı şirketleri veri işleyen şirketler, dijital dünyaya yatırım yapan şirketler olduğunu görüyoruz. Ve burada kişisel verilerin korunması mevzuatı da çok önemli hale geliyor. Çünkü bir dakikada inanılmaz bir veri üretilmesi söz konusu. Yani trilyonlarca Google araması yapılıyor bir dakikada. İşte 41 milyon tane WhatsApp mesajı gönderiliyor. İşte milyonlarca gene mail gönderilmeye başlanıyor. Dolayısıyla veri yükümüz gitgide artmaya devam ediyor. Biz dijital mobbing ve iş etiğini niye önemsiyoruz? Çünkü dijital hayat çok hızlı ilerlemesinin yanında kanuni düzenlemeler onu biraz geriden takip ediyor. Ve biz burada aslında başka bir kavrama atıf yapıyoruz. O da etik kavramı. Çünkü etik aslında ortada bir hukuk kuralı olmasa bile en iyisini insan yararına, toplum yararına en iyisini uygulama prensibi. Dolayısıyla biz burada dijital etik ve dijital mobbing kavramlarının altına çiziyoruz. Çünkü teknoloji tasarlamada, iş yerindeki teknolojik dönüşümlerde aslında etik perspektiften bakmak, çalışan yararını gözetmek günümüzde ciddi önemli hale geliyor. Peki dijital mobbing örnekleri neler olabilir diye düşünürsek, dijital yollarla çalışanları bezdirmek üzere işte tehdit, hakaret, aşağılama durumları, çalışanları bezdirme amacı taşıyan, iş yerinden uzaklaştırmaya amacı taşıyan, işte bilgisayar kamerasının sürekli açık tutulmasını istenmesi ortada ciddi bir sebep olmasa bile, evden çalışma yapan çalışanların ev hayatına karışılması, toplantılara işte evin sırf belli bölümlerinden katılmaya zorlanması, aile özel hayatlarına müdahale edilmesi, tabii ki bazı istisnalar hariç bunlar direkt bezdirme amacı taşıması gerekmesini altını vurguluyorum. Mesela öğle tatili uygulamasının ortadan kalkıp çalışan gün içinde sürekli bilgisayar başında ve uygun olmasının beklenmesi, normalde ofiste çalışsaydı belki ara dinlenmeleri olacak çalışanların sanki sürekli uygunmuşçasına kendilerinden beklenti yapılması, özel bilgisayar programları kullanarak çalışanların bilgisayar hareketlerinin izlenmesi veya bilgisayar kamerasından izinsiz görüntüler alınıp bunların çalışan aleyhine kullanılması gibi durumlar dijital hayatta mobbing şikayetlerine konu olan durumlar olabiliyor. Bunlar her zaman mobbing midir, değil midir? Bunların araştırması mahkemeler tarafından yapılacak veya case by case dediğimiz olayın durumu ve özelliklerine uygun olarak yapılacak. Ama çalışanlar tarafından en fazla dijital dünyada rahatsız olan hareketler aslında biraz da özel hayat, iş hayat dengesinin kalkması olarak görüyoruz. Bununla beraber dijital yollar kullanarak mobbing yapılan mağdur kişilerle ilgili utanç verici durumların, onları aşağılayıcı durumların çevrim içi olarak diğer çalışanlarla paylaşılması olabilir. Dalga geçirmesi veya aşağılanma durumları olabilir. Mobbing mağdurunun psikolojisi üzerine ciddi zarara yol açacak söylenti veya dedikodular yayılabilir. Bu da dijital mobbing olarak değerlendirilebilir. Veya iş saatleri dışında dinlenme sürelerinde veya hafta sonunda gerekli olmadığı halde sürekli bir acil toplantı istemek, işte çalışanı zorlayacak şekilde çalışmaların yapılmasını sürekli istemek de bazı durumlarda mobbing şikayetlerine konu olabiliyor. Peki nasıl mücadele edebiliriz dijital mobbingle?
veya mücadele etmeli miyiz? Bence etmeliyiz. Çünkü dijital hayatla beraber artık insani iletişimler azaldığı için çok fazla mesafeli iletişim kurmaya başladık. Mesafeli iletişimde aslında empatimizi biraz düşürmeye başladı. Çünkü biz insanlar olarak birbirimizin işte mimiklerine, hareketlerine ve aynı fiziki ortamda bulunmaya bağlı olarak iletişim kurmaya alıştık tarih boyunca. Sadece klavye üzerinden yazarak ve gün içinde çok fazla mesajlaşarak ve mesajlarımızın aslında yanlış anlaşılabileceğini düşünmeden bu iletişimleri kurmak bazen mobbing şikayetlerine konu olabilir ve ciddi belki de bazı mobbing vakalarına konu olabilir. Gerçek hayatta belki de sonu böyle bitmeyecek iletişimler mobbing olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla neler yapılabilir şirketlerde hem bu çalışan kültürünü korumak hem de çalışanları korumak için şirketlerde bildirim hatları kurabiliriz. Buna bazen ihbar hatları da deniyor ama ben bildirim hatlarını tercih ediyorum. Burada çalışanların anonim olarak endişelerini, şikayetlerini bildirebileceği veya kendi isimlerini de söyleyebilir ama anonim kalma hakkı olarak bildirebileceği ve bunu yaptıkları için herhangi bir negatif misillemeye uğramayacakları bir sistem yaratılabilir. Çalışanlara dönem dönem şirket içinden veya dışından koştuk hizmetleri verilebilir. Yöneticiler özellikle 360 derece değerlendirmelere tabi tutulabilir. Bütün çalışanlar iş etiğiyle alakalı veya şirkete bağlılıkla alakalı yılda bir kez en az veya iki kez diyelim bağlılık anketleri, insan kaynakları ile ilgili anketlere tabi tutulabilir ve bunlara da gene anonim yorum yapabilirler. Düzenli eğitim ve iletişimler verilebilir bu alanda. Özellikle yöneticilere ve çalışanlara mobbing vakaları ile ilgili, dijital dünyada iletişim tarzları ile ilgili iletişimler ve eğitimler verilebilir. Çalışanların bağlantıyı koparma hakkı diye bir hakkı var. Bu özellikle Avrupa Birliği'nde çok gelişen haklardan biri. Artık belli bir saatten sonra çalışanın dinlenme hakkının getirilmesi, maillerine, mesajlarına cevap vermeme hakkı ve dinlenme hakkı olduğunun vurgulanması iş yerinde çok önemli. Çünkü dinlenme olmazsa verimli bir çalışmadan bahsedemiyoruz. Bu da bizi tabii iş ve özel yaşam dengesine getiriyor. İşte pandemi döneminde, uzaktan çalışma döneminde kaybolan bu iş ve özel yaşam dengesini vurgulamak hem yöneticilere hem çalışanlara, beraber çalışan ekiplere birbirlerinin dinlenme haklarına saygı göstermeyeni vurgulamak gayet önemli. Bir de etik liderlik tabii ki. Etik liderlik düsturunun verilmesi şirketlerde çok önemli olacaktır. Bu da bu konuda şirket yönetiminin, üst yönetimin destek olması, bu alanlarda etik liderlikle ilgili herkesin sorumlu olduğunu vurgulanması, iyi uygulamaların paylaşılması, eğitimlerin bizzat üst yönetim tarafından takip edilmesi, bu alanlarda aktif katılım, görevlendirme yapma, iş etiği konusunda sürekli ticari ekipler de olsa iş etiği konusunda düşünmeye sevk etme, insan hakları ve insan yönetimi konusunda düşünmeye sevk etme olabilir. Bu alanda yöneticilere KPI'lar verilebilir. İyi uygulamalar takdir edilip kötü uygulamalarda eşit yaptırım sistemleri belirlenebilir. Tabii ki yöneticinin etkin dinleme ve soru sorma becerilerinin de geliştirilmesi gündeme gelmelidir. Sona gelirken aslında gene bildirim hattını etkin şekilde kullanmak, iş alımlarda özellikle etik değerlendirme sistemlerine başvurmak veya bu konuda sorular üretmek, rol model olmayı teşvik etmek şirkette hem çalışanları hem yöneticilere. Hata yaptığında kabul edip bu hatalardan ders çıkarmayı aslında biraz çalışanlara ve yöneticilere telakki etmek ve şeffaf olmak aslında şirkette, çalışanlarda ve şirkette birbirine güven ortamı getirecektir. İyi bir toksik olmayan iletişimi, güvene dayalı iletişimi getirecektir ve bu da dijital mobbing ve normal mobbing vakalarını azaltacaktır diye düşünüyoruz. Son olarak da etik liderlikle ilgili hepimizin, yani kadememiz ne olursa olsun şirketlerde bir görevi olduğunu, bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Etik lider adil ve eşit davranır, çalışanlara saygı gösterir, dürüst davranır, hümanist ve çalışan
insanlar, belki iş arkadaşları, belki yöneticisi adına da düşünmeyi düşünür ve takım oluşturmaya odaklanır. Örnek teşkil eder, proaktif davranır, herhangi bir risk ortaya çıkmadan önce bunu dile getirir. Değişime öncülük eder ve sorumluluk alır diyorum. Ben sunumumu burada bitirmek istiyorum. Eğer sorunuz varsa bu konuda daha fazla aydınlatmak isterim. Zamanım da kısıtlı olduğundan son bir 5 dakikada böyle kapatmak isterim açıkçası. Evet, sanıyorum soru yok. Sesim geliyor mu acaba? Evet, Sinem Hanım çok teşekkürler. Ben sunumu da paylaşacağım diyen katılımcılara siz gönderebilirseniz Sinem Hanım. Teknik aksaklıktan dolayı özür dilerim. Neden kaynaklandığını bilmiyorum. Slide'ların neden değiştiğini anlayamadım. Ama Sinem Hanım ben size göndereceğim sunumumu. Umarım başka vesilelerle, değerli katılımcılarla tekrar görüşürüz. Dinlediğiniz için, bu konuya özellikle yer verdiğiniz için Future of Work zirvesinde çok 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 teşekkür ederim. İyi bir zirve dilerim. Size saygılarımı sunarım. Çok sağ olun.